Ben Doktor Kaan Kocatepe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yaklaşık olarak 25 seneden beri bu meslekte görev yapıyorum. Bundan sonraki programlarımızda hamilelik öncesi, hamile kalamama, gebelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bu ilk programımızda belki de tabii ki sırasına uygun olarak hamilelik öncesinden başlamak lazım. Hamilelik öncesi bundan 10-15 yıl öncesine kadar göz ardı edilen bir dönemdi ve işte hamile kalmayı düşünenlere işte hamile kalınca gel derdik. 10-15 sene değil de 20 sene diyelim hatta. Ama şimdi ne diyoruz? Hamile kalmadan önce gelin bazı testler yapalım. O testlere göre eğer bir sorun saptarsak onları tedavi edelim. Ondan sonra hamileliğe başlayalım ki hamilelik daha sağlıklı seyretsin ve doğum daha iyi olsun. Bebek de daha sağlıklı olsun. Neler yapıyoruz? Hamilelik öncesi dönemde geldiği zaman anne adayı diyelim. Bir kere öncelikle jinekolojik muayenesini yapıyoruz. Bu jinekolojik muayenenin içinde neler yapılıyor? Smear testi yapılıyor. Rahim ağzı kanser tarama testi yapılıyor. Muayene yapılıyor. Artı ultrasonografide rahim ve yumurtalıkların durumu gözlemleniyor. Herhangi bir enfeksiyon varsa o saptanıyor. Burada jinekolojik bir sorun olup olmadığını saptıyoruz. Aynı zamanda yine aldığımız kan ve idrar numunelerinde tiroid hormonu bakıyoruz. Kan sayımı yapıyoruz. Kanda enfeksiyon tarama testleri yapıyoruz. İşte 3 aylık şeker ortalamasına çoğu zaman bakıyoruz. Eğer anne adayının herhangi bir özel bir rahatsızlığı varsa ona özel incelemeler yapıyoruz. Ve sonunda diyoruz ki işte mesela tiroidi eğer eksikse tiroid takviyesi yapalım. İşte çok ender de olsa bazen şekeri yüksek çıkabiliyor. Ona yönelik tedavi yapıyoruz. Çoğu anne adayı diyor ki işte ben kiloluyum, şu anda mı hamile kalayım yoksa kilo verdikten sonra mı hamile kalayım diye. Bu tabii çok tartışmalı bir konu. Yani çok aşırı kilolu hamile kalanlarda da çoğu zaman bir sorun olmuyor ama eğer zamanı varsa, yani mesela zamanı varsadan kastımız şu, yani 40 yaşında bir anne adayıysa tabii ki kilo vermek için bir sene, iki sene onun için çok önemli bir süre. Ama diyelim ki 30 yaşında bir anne adayıysa tabii ki kilo ver, ondan sonra gel diyebiliyoruz rahatlıkla. Onun dışında kansızlık varsa kansızlığı tedavi ediyoruz. İdrar yollarında enfeksiyon varsa onu tedavi ediyoruz. Birçok ufak tefek sorunlar bu jinekolojik muayene ve aldığımız kan ve idrar numunelerinde saptanabiliyor. Gerekirse başka branşlarla konsülte ediyoruz anne adayını. Yani sonuç itibariyle hamileliğe sıfırlanmış bir şekilde diyelim, tırnak içinde sıfırlanmış bir şekilde başlamasını sağlıyoruz. Bu arada tabii ki folik asit denen bir vitamin var. Bu folik asit vitamininin gebelik öncesinden 3 ay öncesine kadar alınması lazım diye bir anne adaylarında ve de bir takıntı oluşturulmuş durumda adeta. İşte bazı anne adayları 3 ay değil de 2 ay sonra hamile kalınca işte bir ayım eksik, ben folik asit kullanamadan hamile kaldım, acaba bir sorun olur mu diyorlar. Bazıları henüz hiç folik asit kullanamadan hamile kaldıklarını anlıyorlar. Bunu böyle çok fazla abartmamak lazım, folik asit olayını. Neden abartmamak lazım? Bir kere öncelikle folik asitini niçin kullanıyoruz? Nöral tüp defekti adını verdiğimiz bebeğin omurgasında açıklık veya beyin dokusunun gelişememesinden oluşan bir hastalık grubu var. Bu folik asit eksikliğine bağlı bir hastalık grubu bebeklerde, anne adayındaki folik asit eksikliğine bağlı. O yüzden de 20-30 yıldan beri anne adaylarına hamile kalmadan önce folik asit öneriyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki yaklaşık olarak %70 anne adayı bizim bu önerimiz dışında, yani ya 3 aydan daha erken ya da hiç kullanamadan hamile kalıyor. Ama yine de tabii ki bu nöral tüp defeklerinde çok böyle ciddi bir artış yok Türkiye'de. Neden? Çünkü bizim aldığımız gıdalarda, koyu yeşil yapraklı sebzeler bunun kaynağı daha çok, zaten yeterince folik asit var. Kullanabiliyorsak kullanalım hamilelik öncesi, ama bunu bir takıntı haline getirmeyelim. Gebelik öncesi muayene kavramı bu şekilde oluyor. Tabii ki günümüzde anne adayları gebe kalma yaşını geciktiriyorlar. Neden? Çünkü artık kariyer yaşamında anne adayları da var, kadınlar da var. Evlenme yaşı gecikti. İnsanların tabii ki tüp bebek gibi bir yönteme ne diyelim güvenleri, ki bunun çok da öyle olmaması gerektiğini birazdan söyleyeceğim, arttı. İşte hamile kalamazsam nasıl olsa tüp bebek var diye ileri yaşlarda. Bu kısmen doğru, sadece ona geleceğiz. Yaş geciktikçe tabii ki bu sefer de hamile kalamama durumu artmaya başladı.
Hep deriz ki, derler ki daha doğrusu, günümüzde hamile kalamayanların oranı arttı. Neden? Çünkü suni besleniyoruz. İşte gıdalarımızda çok katkı maddeleri var. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte radyasyon arttı, şu arttı, bu arttı. Bununla hiç alakalı değil. Ortalama hamile kalma yaşının yukarıya çıkmasıyla alakalı bu. Düşükler arttı deniyor. İşte hamile kalamamayla birlikte. Sezaryenler arttı deniyor. Bunların hepsinin aslında ortak noktası çevresel faktörler değil, anne ve baba adaylarının evlenme ve çocuk sahibi olma yaşını geciktirmeleri. Ve bu kadınların 3 tanesinden şehirde olanların 2 tanesi için geçerli. Ne yapmak lazım? Bir kere öncelikle eğer evlenme konusunda hiçbir plan yoksa, o zaman yıllık olarak muayenelere gidildiğinde en azından bir doğurganlık testi istemek lazım. Tabii doğurganlık testi kritik çıkarsa ne olacak? O zaman daha aramaya daha böyle bir önem vermek lazım. Yani ideal baba adayını. Veya günümüzde yumurta dondurma denen bir şey var. Eğer kritik seviyede azalırsa yumurtalık rezervi, doğurganlık, yumurta dondurma yöntemiyle ülkemizde de yasal olarak uygulanabiliyor bu. Belli bir işleme tabi tutulup yumurtalıklar, günlük enjeksiyonlar kadına yapıldıktan sonra yumurtalıklar uyarılıyor ve her bir yumurtalığın belli bir ne kadar üretilebilirse o kadar belli bir seviyede yumurta hücresi olgunlaştırması sağlanıyor. Sonra onlar hafif bir sedasyonla genel anestezi altında uyutarak yani özel bir yöntemle vajinal yoldan o yumurtalar toplanıyor. O elde edilmiş olan yumurtalar ve donduruluyor ve belli bir süre saklanılabiliyor. İdeal baba adayı bulununca onun spermleriyle birleştiriliyor ve ondan sonra gebelik sağlıyor. Burada amaç nedir? Diyelim ki yumurta dondurma işlemi yapıldı. 3 sene sonra eğer o yumurta dondurma işlemi yapılmamış olsaydı yumurtalık rezervi 3 sene daha azalmış olacaktı. Halbuki burada 3 sene öncesinin yumurta hücreleriyle hamilelik sağlanabiliyor. İdeal olanı yaşı çok fazla geciktirmemek. Kadınların kariyer yapma isteğini tabii ki tamamen anlayışla karşılıyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Yani ben kendi deneyimlerime göre konuşuyorum. Keşke kariyerimle birlikte çocuğu da eşit olarak veya hatta çocuğu ön plana alsaydım dememek için mutlaka çocuk sahibi olunmak isteniyorsa eğer, ki bu zorunlu değil tabii ki, bazıları çocuk sahibi olmak istemiyor olabilirler. Bu da ayrı bir konu ama eğer böyle bir plan varsa, ben çocuk sahibi olmak istiyorum deniyorsa, o zaman bunu da mutlaka gündeme almak lazım. Yani bu da aslında bir kariyer. Başarılı olmak bir kariyerse annelik de en iyi kariyer. En üstün kariyer seviyesi. Bundan daha üstün bir kariyer seviyesi düşünemiyorum ben bir kadın için. O yüzden onu da mutlaka gündeme almak lazım. Ne oluyor peki? Hamile kalamamanın tanımı ne? Veya öncesinden şunu söyleyelim. Hamile kalmak için en elverişli günleri nasıl hesaplayabiliriz? Adet kanamasının ilk günden itibaren bir yumurta hücresi olgunlaşmaya başlıyor. Bu ultrasonda gözlemlendiği zaman her gün böyle büyüyen, içi sıvı dolu bir kesecik, folikül adı veriliyor buna. İşte 7-8 milimetreye ulaşıyor, 10 milimetreye ulaşıyor, 14 milimetreye ulaşıyor. Bu arada adet döngüsünün günleri de ilerliyor. Yaklaşık olarak 14. güne gelindiği zaman, 28 günde bir adet gören bir kadında, 14. güne gelindiği zaman bu folikül dediğimiz yapı 16 ile 20 milimetre çapına ulaşmış oluyor, çatlıyor, ondan sonra içindeki sıvı dışarıya boşalıyor, batın içine ve yumurta hücresi de fallop tüpü adını verdiğimiz tüpler, kanallar tarafından içeriye alınıyor. Eğer o esnada sperm hücreleriyle karşılaşırsa ve sperm hücrelerinde bir tanesini beğenirse, içine alırsa, ondan sonra hamilelik başlıyor. Bu arada çok enteresan bir şey var. Bir tane yumurta hücresi yüz binlerce, binlerce diyelim, sperm hücresi arasından seçimini yapıyor. Yani aynen dış dünyadaki gibi birçok aday var, damat adayı var ama onlardan bir tanesini seçme hakkına yumurta hücresi sahip. Bu enteresan olan şeylerden bir tanesi. Diğer enteresan olan bir olay, yumurta hücresinin büyüklüğü ile sperm hücresinin büyüklüğü karşılaştırıldığı zaman, büyük, yüksek katlı bir apartmanı yumurta hücresi olarak kabul edecek olursak, içine girmeye çalışan bir insanı, ortalama boyutlardaki bir insanı da sperm hücresinin boyutu olarak karşılaştırabiliriz. O kadar boyut farkı var arada. Çünkü yumurta hücresinin içi muazzam bir makine gibi bir şey. Sperm hücreleri içeriye giriyor, onun kromozomları
iyice araştırılıyor acaba herhangi bir sorun var mı yok mu diye. Sonra kendi kromozomları birleştirildikten sonra yine acaba uygun bir birleşme gerçekleşmiş mi diye. Çünkü baba adayından gelen kromozom 23 tane, anne adayından gelen kromozom da 23 tane. Halbuki bir birey olabilmek için 46 kromozom gerekir. Bunlar işte 23 bir yerden 23 bir yerden gelip 46 kromozoma tamamlanınca artık embriyo dediğimiz yapının ilk hücresel aşaması ortaya çıkmış oluyor. Bir hücre 46 kromozom içeriyor. Bu daha sonra 2 hücre, 4 hücre, 8, 16, 32 derken yavaş yavaş tüpün içerisinde ilerliyor ve rahim içine yerleşir yerleşmez beta HCG dediğimiz kanda gebelik testinde ölçtüğümüz hormon salgılanmaya başlanıyor. Bu arada cinsiyet en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Cinsiyet hangi aşamada oluşuyor? Yumurta hücreleri her zaman X kromozomu adını verdiğimiz bir kromozom içerir. Sperm hücreleri ise bazıları X kromozomu içerir, bazıları Y kromozomu içerir. Yumurta hücresi hangisini beğendiyse onun taşıdığı kromozoma göre cinsiyet belirlenir. Diyelim ki Y kromozomu taşıyan bir sperm hücresini beğendi ve içeriye aldı. Kendisinde X var, içeriye aldığında ve beğendiğinde Y var. X, Y eşittir erkek. Eğer X kromozomlu bir spermi beğenmişse o zaman X, X eşittir kız cinsiyet oluyor. Yani burada da seçici olan kişi yine kadın. Yani yumurta hücresi. Özetle bunlar hamilelik öncesi dönemde bu yumurtlama günü ve hamile kalmaya elverişli günleri hesaplarken bu parmak hesabıyla yapılabilir. Yani şimdi cep telefonlarında gerçi aplikasyonlar var, işte adet kanamasının ilk günlerine girdiğiniz zaman size yumurtlama gününü söylüyor ama aplikasyona gerek kalmadan 28 günde bir adet görüyorsa bir anne adayı adet kanamasının ilk günden itibaren saydığı zaman 14. günü yumurtlama günü. O gün ve 3-4 gün öncesi doğurgan günleri. Yumurta hücresi sadece 12 ila 24 saat yaşayabilir. Yumurtlama olduktan sonra sperm hücreleri 3-4 gün yaşayabilir. O yüzden yumurtlama günü ve 3 gün öncesinden bekleyen spermler o adet döngüsünde döllenmeyi sağlayabilir. Bunu elle hesaplayabiliriz. Eğer 28 günde bir değil de örnek olarak 30 günde bir görülüyorsa o zaman o fazladan olan 2 günü, 28 gün çünkü %80 kadında adet döngüsünün süresidir. 30 günse eğer 2 günü o 14 güne ekleyeceğiz. Böylece yumurtlama günü 16. gün olacak. 26 günde bir adet görüyorsa o zaman 12. gün olacak. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Elle hesap bu. Daha hassas bir hesap isteyenler için hamile kalma hızını kısmen artıran bir yöntem bu. Yumurtlama monitörü denen bir şey var. İdrarda çıkan hormonlara göre doğurgan günü gösteriyor. Belli bir adet döngüsünün gününden itibaren başlanıyor. Her gün o çubuk idrara batırılıyor ve çubuk bir gün size diyor ki işte çift çizgi çıktığı zaman diyor ki evet bugün doğurgan günün başlangıcı. O da yumurtlama gününü gösteren diğer bir şey. Tabii ki bu bir eczaneden bir alet satın almak lazım bunun için. Bu da ayrı bir konu. Neyse ama günümüzde çoğu anne adayı bu yumurtlama monitörünü de tercih ediyor. Onu tercih etmese bile el sayma gibi basit bir yöntemden faydalanmak yerine işte cep telefonuna aplikasyonu yüklüyor. Oradan hesaplıyor diyelim. Hamile kalamama söz konusu olduğu zaman bir kere tanımı nedir? 35 yaş öncesindeyse eğer 1 sene veya 2 sene beklemesinde herhangi bir sakınca yok. 1 sene boyunca denedi. Eğer 1 sene geçtiyse doktora başvurması lazım. Ama 35 yaşından sonra tabii ki biraz daha kritik olduğu için süre, doğurganlık daha hızlı azalmaya başladığı için 6 ay süreli sonunda eğer hamile kalamamışsa doktora başvurması lazım. Doktora başvurduğu zaman, bize geldiği zaman ne yapıyoruz? 3 tane temel tetkik var. Bir tanesi spermiyogram, eşinin spermleri, sayısı ve hareketliği yani. İkincisi doğurganlık testleri. Üçüncüsü de ilaçlı rahim filmi denilen bir film var. İlaçlı rahim filmi tüplerin tıkanık olup olmadığını ve rahim içinde herhangi bir sorun olup olmadığını gösteren bir test. En zahmetli test bu olmasına rağmen en çok gerekli olan test de bu. O yüzden mutlaka bunun yapılmasını öneriyoruz. Bu testlerde eğer herhangi bir sorun yoksa ve hamile kalamama sorunu söz konusuysa karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Ya aşılama dediğimiz yöntem ya da tüp bebek. Aşılama yönteminde önceden hazırlanmış spermler eşi yumurtlama günü
olduğu zaman, yumurtlama yakın aşılama yapılacağı gün, yani yumurtlama günü olduğu zaman laboratuvara gidiyor, sperm veriyor. Aynen spermiyogramda verdiği gibi o spermler arasından en sağlıklıları, en hareketlileri bir enjektöre çekiliyor. Ondan sonra o enjektöre çekilen sperm muayenehanede, klinik ortamında plastik bir boru yardımıyla rahim içine veriliyor. Buna aşılama adı veriliyor. Tüp bebekte ise eğer aşılama tutmazsa veya aşılama tutma olasılığı son derece azsa, mesela sperm sayısı çok azsa, o zaman aşılamaya çok fazla gitmiyoruz. O zaman yapılacak olan şey tüp bebek dediğimiz yöntem. IVF, in vitro fertilizasyon. Burada ne yapılıyor? Burada adet döngüsünün ilk günlerinden itibaren günlük enjeksiyonlar yapılarak yumurta hücresinden bir veya iki tanesinde yumurtalar olgunlaştırılıyor. Yumurta hücrelerinin olgunlaşma seviyesine geçmesi sağlanıyor. Ne kadar olgunlaşırsa o kadar iyi tabii ki. Sonra belli bir gün geldiği zaman o yumurtalar, ultrasonografide seri ölçümler yapıyoruz belli aralıklarla. O belli aralıklarla yaptığımız ölçümlerde eğer olgunlaşmaya başladığını görürsek, 16 ila 20 milimetre çapına gel, 20 milimetre çapına geldiğini görürsek, çatlatma iğnesi diye bir iğne yaptıktan sonra, genelde belli bir süre geçtikten sonra, işte 24-36 saat anestezi altında vajinal yoldan o olgunlaşmış yumurta hücrelerini topluyoruz. Buna yumurta toplama işlemi adı veriliyor. Ve aynı gün baba adayı spermlerini laboratuvara veriyor. Ondan sonra her bir yumurta hücresinin içerisine bir adet sperm enjekte ediliyor embriyolog tarafından. Buna mikro enjeksiyon, yani mikroskop altında enjeksiyon, ne enjeksiyonu yapılıyor? Yumurta hücresinin içine sperm enjeksiyonu yapılıyor. Bu enjeksiyon yapıldıktan sonra, yani yumurta hücresine sperm verildikten sonra, bunlar enkübatör adını verdiğimiz özel aletlere yerleştiriliyor bu döllenmiş yumurtalar. Ve döllenmiş yumurtalar demeyelim de içine sperm enjekte edilmiş yumurtalar ve döllenmesi bekleniyor. 3 veya 5 gün sonra bunlar arasında en sağlıklı olanlar, artık bunlara embriyo adı veriliyor çünkü döllenmiş olduğu için kromozomları birleşip 23 kromozom bir yerden, 23 kromozom bir yerden, artık bu bir canlı haline geldiği için embriyo adını veriyoruz bunlara. Embriyoların bir veya iki tanesi 3 veya 5. günü rahim içine transfer ediliyor. Yani embriyo transferi. Tüp bebeğin aşamalarını özetleyecek olursak, yumurtaların olgunlaştırılması amacıyla yapılan ovülasyon indüksiyonu dediğimiz olay, adet kanamasının ilk günlerinden itibaren günlük iğnelerle yumurtalıkların olgunlaştırılması yumurtaların, sonra yumurta toplama işlemi, sonra da embriyo transfer işlemi. Embriyo transferi yapıldıktan yaklaşık 12 gün sonra da kanda beta HCG testi yaparak hamilenin oluşup oluşmadığını anlamaya çalışıyoruz. Antır parantez şunu söyleyelim ki, günümüzde tüp bebek çok abartılı bir şekilde çok fazla sayıda yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Burada suni olarak yaratılmış kendi kendine hamile kalamazsın korkusu var. Yani bak, yaşın 30 oldu, hamile kalamayacaksın, git tüp bebek yaptır. Veya işte düşük yapmıştır, bak bir daha düşük yapmamak için git tüp bebek yaptır ki en sağlıklı embriyo seçilsin. İkisi de doğru değil. Teorik olarak adet gören her kadın yardımsız hamile kalabilir. Ama tabii ki belli başlı durumlar var ki bunlarda tüp bebek kaçınılmaz. Mesela sperm sayısı çok az ise o zaman tüp bebek daha mantıklı olabilir. Veya sperm hiç yoksa enjeksiyon yoluyla testislere yapılan biyopsiyle ancak elde edilebiliyorsa bu kendi kendine hamile kalması anne adayının mümkün değil. Bunlar da tamam. Veya tüplerin ikisi de tıkalıysa kendi kendine hamile kalma olasılığı yok. Bunlarda kesin tüp bebek olmadan olmaz. Ama bir grup var ki tüp bebek yapılırsa daha iyi olur. O grup nedir? Yaşı ileri olanlar, uzun süre denemelerine rağmen hamile kalamayanlar, sperm sayısı sınırda olanlar, yani ne çok fazla ne de çok az, ortalamanın ama biraz altında olanlar, bu tip durumlarda tüp bebek yapılması daha faydalı olabilir. Ama dediğim gibi bunun dışında kalan şeylerde de çok acele etmeden biraz kendi kendine hamile kalmayı denemek lazım. Ondan sonra eğer hamile kalınamazsa bu tüp bebek sürecine girmek lazım. Şimdi birazcık ara verebiliriz. Tüp bebeğin gereğinden daha fazla yapıldığından bahsetmiştik. Bununla ilgili ben birkaç tane deneyimimi anlatacak olursam,
Öncelikle şunu söyleyebilirim. İlki tüp bebek olanların, çiftlerin, yani herhangi bir nedenle işte uzun süre denedim, hamile kalamadım. Şu oldu, bu oldu, o yüzden de tüp bebeğe gittim. Yaklaşık olarak %80'i ikincisinde kendi kendine hamile kalıyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki burada yeterince sabredilseydi ve psikolojik faktörler, yani hamile kalamama, çocuksuz kalma korkusu bertaraf edilseydi hamile kalabilecekti çift. Burada ne çıkıyor ortaya? Hamile kalamama ve hamile kalma temel olarak beyin tarafından yönetilen süreçler. Yani hep şüpheleniriz ya, her şey psikolojiktir, şudur budur diye. Gerçekten de benim inancıma göre birçok şey psikolojik. Hastalıkların belirtilerin temelinde, bilinç altında sıkışıp kalmış, ifade bulamayan şeylerin bedende ifade bulması var. İşte baş ağrıları, adet sancıları bile, hatta miyomlar bile. Burada da işte hamile kalamama korkusu herhangi bir şekilde hamile kalamamaya dönüşüyor. Bilinçaltı bunun ayrımını tam olarak yapamadığı zaman, acaba bu çift, bu kadın hamile kalmamak mı istiyor? Çünkü bu kadar korku olduğuna göre belki de hamile kalmak istemiyor. Dur diye beyin mekanizmasını devre dışı bırakıyor. Kadının adet döngüsü beyinde başlayan bir süreç. Beyinde üst merkezlerde başlayıp, yani korteks dediğimiz merkezde başlayıp, buradan hipotalamus dediğimiz daha alt merkeze verilen bir emirle, hipotalamustan da hipofize verilen bir emirle, hormonal yollarla veriliyor bu emir tabii ki, veya biyokimyasal yöntemlerle, serotonin, dopamin gibi bazı maddelerle veriliyor. Hipofizin salgıladığı LH ve FSH adı verilen iki tane hormon yumurtalıklara gidiyor kan yoluyla ve diyor ki yumurtayı oluşturun, olgunlaşmayı sağlayın. Ne oluyor? Onlar da olgunlaşmayı sağlıyor ve de yine yukarıdan gelen bir emirle olgunlaşan yumurtayı serbest bırakın. Olgunlaşan yumurtayı serbest bırakın, yani çatlasın yumurta ve de yumurta hücresi serbest kalsın. Bu mekanizmalar herhangi bir şekilde beyin korteksinde, bilinç altı dediğimiz bölgede bir yerden eğer sekteye uğruyorsa yeterince sağlıklı işleyemez ve de kadın hamile kalmakta zorlanabilir. Kadın da böyle. Erkekte ise şunu biliyoruz ki stres, eşinin hamile kalması korkusu, eşinin hamile kalamaması korkusu gibi olaylar boşalma esnasında dışarıya boşalan diyelim sperm sayısını etkiliyor. Yani stresli bir erkeğin sperm sayısıyla tamamen stres altında olmayan, tamamen gevşemiş bir erkeğin sperm sayısı birbirinden farklı. Şunu biliyoruz ki spermiyogramlar o yüzden gerçeği yansıtmayabiliyor. Spermiyogramda elde edilen sperm sayısı ve hareketliliği o erkeğin gerçekteki sperm sayısından daha az olabiliyor. Çünkü spermiyogram denen şey 3 gün boyunca beraber olunmadıktan sonra sizi bir laboratuvara tıkıyorlar, erkeği. Orada işte film seyrettirip ondan sonra uyarılmasını sağlıyorlar ve ondan sonra işte o spermi orada elde etmesini sağlıyor. Tamamen doğal olmayan bir süreç olduğu için sonuç da tabii ki gerçeği göstermeyecektir. O yüzden de spermiyogram sonucunda düşük rakamlar elde edilirse eğer, erkeklerin buna hemen stres olmaması gerekiyor. Özetle söylemek gerekirse hamile kalma sürecinde olan anne ve baba adayları bir kere öncelikle sosyal medyadan etkilenmemeleri lazım. İşte sosyal medyada şunu yapın, bunu yapın, şunu yiyin, bunu yiyin, hamile kalmadan önce şunları yapın, yok işte amuda kalkın şey yaptıktan sonra, beraber olduktan sonra, bu da hakikaten çok yaygın bir şey bu arada söyleyeyim. Amuda kalkmak olmasa bile, ki onu yapan da var. Çok bunu söyleyenleri ben duyuyorum hastalarımdan. En azından işte iki tane üç tane yastık koyup kalçasının altına o spermlerin dışarıya boşalmasını engellemek için daha kolay hamile kalabileceğini düşünenler var. Bu doğru değil, çünkü zaten spermler çok hareketli hücreler olduğu için boşalma olduktan sonra birkaç dakika içerisinde zaten rahim içine ulaşmış oluyorlar. Bu konuda birçok hurafe var, birçok boş inanç var. Şunu unutmamak lazım ki hamile kalmak tamamen doğal bir süreç. Ne kadar doğallıktan uzaklaşılırsa hamile kalmak o kadar zorlaşır. O yüzden de içgüdüsel olarak veya mantığa hangisi uygun geliyorsa o doğrudur çoğu zaman. Yani amuda kalkmanın gerçekçi bir şey olamayacağı herkese aşikar zaten. Ama bunu sosyal medyada sürekli olarak görürseniz, ben işte amuda kalktım ondan sonra rahat hamile kaldım, İşte yastık koydum rahat hamile kaldım, eşime keçi boynuzu yedirdim, keçi boynuzu reçeli yedirdim daha rahat hamile kaldım, şunu yaptım daha rahat hamile kaldım falan,
Bunlar bir ritüelden ibaret olabilir sadece. Gerçekle alakalı olamaz. O yüzden hamile kalma sürecinde olan çiftlerin bir kere bu sosyal medyaydı, şuydu buydu falan kirli bilgiden etkilenmemesi lazım. Tamamen kendi haline, kendi içine dönerek kendi haline bıraktıkları zaman çoğunlukla daha kolay hamile kalacaklardır diye düşünüyorum. Bu programımızda özetle neyi anlatmaya çalıştık? Birkaç nokta halinde özetleyecek olursak, bir kere öncelikle hamile kalmadan önce muayeneye gitmenin birçok avantajı var. Belli başlı hastalıklar varsa onlar tedavi edilebilir. Folik asit takviyesi yapılabilir. Bu çok zorunlu değil ama öneriliyor işte. Bu hamile kalma sürecinde işte ne zaman bir kere öncelikle olayın fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Hamile kalma nasıl gerçekleşir? Doktor onu anlatacaktır çünkü anlatıyoruz onu. Yumurtlama ne zaman gerçekleşiyor? Böylece bir bilgi sahibi olunabilir en azından. O yüzden de hamile kalma öncesinde doktor muayenesine gitmekte fayda var. Onun dışında hamile kalma sürecinde aceleci olmamak lazım. Eğer aceleci olunursa bir an önce işte ben hamile kalacağım, benim yaşım geçti, ben hamile kalmak istiyorum bir an önce, bak benim arkadaşlarım benden daha sonra evlendiler, şimdi 3 aylık hamile falan filan, bir süre sonunda kendinize bir tüp bebek merkezinde bulmanız çok büyük olasılık. Çok fazla sayıda tüp bebek merkezi var ve günümüzde bütün dünya ülkelerinde tüp bebek çok yapılıyor. Bazen de gereksiz yapılıyor, onu da söyleyelim. O yüzden de aceleci olmamak lazım. Sabırlı olmak lazım. Tüp bebek basit bir süreç değil. Yani bazı ilaçlarla işte yumurta hücreleri olgunlaştırılıyor. Ondan sonra genel anestezi altında yumurtalar toplanıyor falan filan. Yani tüp bebek çoğu zaman yani çözüm ama beklediğimiz çözüm değil. Mesela şöyle bir şey yok. Sakat doğumu engelliyor diye bir şey yok. Yani sakat doğumu nasıl engelleyecek? Ancak ve ancak öncesinde eğer içeriye transfer edilecek olan embriyoya biyopsi yapılıp da ondan bir iki parça alınıp da incelenirse ve sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra transfer edilirse belli başlı anomalilerin engellenmesi sağlanabilir. Yani bu da düşüğü %100 engellemez. O yüzden böyle bir beklenti içine girmemek lazım. Ben şimdi evlenemem, işte gezip tozacağım, kariyer yapacağım, nasıl olsa ileride tüp bebek yaptırırım, hamile kalırım. Bu da geçerli değil. Çünkü tüp bebekte en önemli faktörlerden bir tanesi, başarıyı sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi, hatta birincisi diyebiliriz, anne aday adayının yaşı. Yaş ne kadar ileriyse tüp bebek oranı o kadar düşer, tüp bebekte başarı oranı o kadar düşer. Örnek veriyorum, 25 yaşındaki bir çiftin tüp bebekte başarılı olma olasılığı %80'lere kadar varırken 40 yaşındaki bir çifte tüp bebekte genelde sadece ve sadece %5 oranında başarı verilir. Yani %5 olasılıkla başarılı olunacak denir. Arada bu kadar fark var. O yüzden de kadınlar kariyer planlarının arasına eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorlarsa mutlaka bunu da katmaları lazım. İşte bugünkü programımızda özetlemek istediğimiz konular bunlardı. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere.